nasıl göründüğüne bir baksana lütfen. Bir insan hayatındaki adamın tipine bakıp kahkaha atabilir mi ya? Çok sıktım kendimi, kusura bakma. Tamam, çok özür dilerim. İyi misin? İyiyim. İstersen poşet geçirebilirim kafama. Kes zekalı. Merhaba canım. Merhaba canım. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Bitecek mi bu? Bitecek. Ya bir insan sırf Aspava yemek için Ankara'ya gidebilir mi? Gider. Bu hayatı bu kadar çok sevmeni ne sağlıyor peki? Aspava. Daha önce denemediğim bir lezzet olduğu için Aspava denemek istedim ve bu yüzden Ankara'ya gittim. Kötü mü yaptım? Yo, iyi yapmışsın. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Artık deneme ama yani. Deneme. Bunun bir sonu yok yani. 81 il, her ilde bir kebap yersen önünü alamayız. Sen benim kiloma çok taktın. Geçen bölümde kilo konuştuğumuz için bana yurdun dört bir yanından diyetisyenler yazmaya başladı. Sadece ben değil, onlar da taktı sana. Gerçekten. Bir tane diyetisyen ne dedi biliyor musunuz bana? İhsan Bey, siz Nesim Hanım'ı dinleyin, çok kilolusunuz dedi. Ona kırıldım. Tamam, meslek aşkın olabilir. Evet. Ama yani çok kilolusunuz da ne bileyim biraz fazlanız var gibi olabilir diye. Biraz fazlan değil, bayağı fazlan olduğunu yani söylemesi gerekiyor bence. Terk ederim burayı. Beni insanlara karşı nasıl gösteriyorsun, farkında mısın? Bir şey söyleyeceğim. Sana şişman demeyeceğim ama zayıf olmadığını söylemek zorundayım. Sana git demeyeceğim ama kal demek de gelmiyor içimden. Buradan bana yazan diyetisyenlere sesleniyorum. Gelin birlikte yemek yiyelim. Böyle diyet yapmakla bu işler olmaz. Aspava'yı beğendin mi peki? Aspava güzeldi, evet. 10 üzerinden 8 verebilirim. 2 puanı da nereden kırdım diye soracak olursan, bana mesaj atan diyetisyenlerden kırdım. Çünkü Aspava'yı yerken o mesaj atan diyetisyenlerin cümleleri aklıma geliyordu. İhsan Bey çok kilolusunuz. İhsan Bey biraz zayıflamalısınız. İhsan Bey Nesim Hanım haklı falan. Kulağında bunlar dönüyordu böyle. Ama ben yine de yedim. Aspava'yı ben beğendim. Gayet güzeldi. Yine olsa yine giderim Nesim'ciğim. Sadece Aspava'ya giderken biraz zorlandım. Uçakla gittiğim için o uçak yolculuğunda ben her seferinde biraz zorlanıyorum. Yani uçak fobim olduğundan değil. O hosteslerin samimiyetsiz gülüşleri var ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bir hostesin önünde durdum ben, tamam mı? Böyle dedim, acaba bana özel mi hoş geldiniz diyor. Bekledim böyle. Önümde bekliyorum, hostes bana şey yaptı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Takılmış. Hosteslerin bu biraz samimiyetsiz yaklaşımı beni biraz üzüyor. Çünkü ben bana özel hoş geldiniz diyorlar zannediyorum. Ama oysa ki otomatiğe bağlamışlar ve yüzleri hep böyle. Hoş geldiniz. Bir tane hostesin kafası karıştı. Bana inerken şey dedi. Hoş geldiniz. Dedim o değil. Onu geçtik biz. İniyoruz biz. Bir de uçak yolculuğunda beni rahatsız eden bir şey var ki pilotların konuşması. Ya o kadar hızlı konuşuyorlar ki. Sayın yolcularımız hoş geldiniz. Uçağımız şuraya kadar. Lan nereye gidiyoruz biz? Bazı pilotlar seksi de konuşuyor biliyor musun? Sayın yolcularımız. Diyorum ki yanlış uçakta mıyız hocam? Pilotları, hostesleri falan rahatsız olduğum yönlerini söyledim ama iyi yönler de var. Mesela uçağın yemekleri çok güzel. Uçağın da mı ya? Yani bu kadar da olamaz yani. Evet, çok güzel ama. Bir insan uçağın yemeklerini seviyorum diyebilir mi ya? Yani her şeyimi, bütün yemeklerimi seviyorsun be evet, adam. Evet, soruyorsun, cevap veriyorum, evet. İyi, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Ben bir Aspava yiyeyim dedim. Uçağa bindin Ankara'ya gitmek için. Uçakta sabah yedin. Evet. Sonra indin, Ankara'da Aspava'yı yedin. Evet. Ondan sonra geri geleceğinde uçağa bindiğinde bir daha mı yemek yedin? Evet. Allah gözünü doyursun artık. Öyle bir şey yok. Ben seni diyete sokmaya çalıştıkça dünyadaki bütün yemekleri yemeye yemin mi ettin yani? Hayır. Sen beni diyete soktun diye ben 2 porsiyon Aspava'nın yanında çoban salatası söyledim. Nesime bana dedi ki diyete başlıyoruz. Ben ertesi gün dedim ki benim Ankara'ya gitmem lazım. Dedi ki niye gideceksin? Dedim özel bir işim var. Öylelikle çıktım, Aspava yedim. Burada değerli izleyicilerimize öyle söylüyorum. Beni zorla diyete sokamazsın. Ye canım ye. Ye. Daha çok ye. Bak böyle söyle. Şu an yiyesim gelmedi. Şu an bir iştahım kesildi. Her şeyi yedin zaten. Kesilsin bir zahmet. Ben şeyi çok merak ediyorum. Sana onu sormak istiyorum. Evet canım. Hostesler yemek dağıtırken uyuyor numarası yapıyor musun? Yapıyorum. Hostesler gelince de 2 porsiyon yemek alıyorum. Ay uyuyakalmışım ben de, acıkmışım deyip 2 porsiyon alıyorum. Bir keresinde benim hakkımı da almıştın hatırlarsan. Ben sadece senin hakkını değil, arka koltukta oturan yolcunun da hakkını alıyorum. Mesela ben dedim ya sana, hosteslerin böyle samimiyetsiz hoş geldin demeleri. Ben bunu mesela otobüsteki muavinlerde görmüyorum. Daha samimilerde. Tabii. Mesela muavine bir soru sorduğun zaman içtenlikle cevap verir. Dersin ki ikinci keki alabilir miyim? Muavin samimiyetle der ki alamazsın kardeşim.
sayıyla geliyor bunlar diye tepki verirdim. Ama uçakta öyle değil. İkinci sandviç alabilir miyim? Doymadım diyorum. Daha tabii diyor. Veriyor. Hostesler mi, muavinler mi? Kurumsallık olarak yani hostesler. Ama kültürümüze göre de evet muavinler diyorum. Mesela uçaktasın. Yanında leş gibi kokan bir insan var. Kusura bakmayın. Leş gibi kokuyor. Hostesi çağırıyorum mesela. Ben yerimi değiştirmek istiyorum. Uçak kalkınca değiştirebilirsiniz. Abi öleceğim öleceğim. Maske tak, burnumun direği kırıldı ya. Bırak geçeyim yani. Aynısını muavine söylesen. O kokan adama der ki lan abicim siktir git şu arkaya otur. Hostese derdini anlatamıyorsun. Muavinle otur dertleş. Muavinle otur sigara yak otobüste. Ben muavinleri seviyorum. Aslında hostesleri de seviyorum ama dediğin gibi hostesler biraz fazla kurumsal geliyor bana. Birazcık daha böyle hostesler bireye yönelik yaklaşım yaparlarsa mesela bana gelsin desin ki saçınız mı dökülmüş beyefendi sizin neden acaba deyip sohbet etsin isterim. Öyle bir vakti mi var ya hostesin? Var. Kadın kapıyı mı kapatsın, dolabı mı kapatsın? Dolap! Dolap! Kadın yorganları mı katlasın koysun? Turşu mu kursun orada? Hayır, içecek mi dağıtsın, yemek mi dağıtsın? Oksijen maskesi mi indirsin? Ne yapsın bu ama kadın? Ama muavin hepsini yapıyor. Ekstra muavin bagajı da alıp veriyor. Hostesler bagaja karışmıyor. Doğru. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Listede number one'da muavin vardır. İkinci de hostes vardır. Üçüncü de pilot vardır. Ulan adam koskoca uçağı kaldırıyor. Nasıl üçe gireriz bu listede? Ya bu konuşmalarından otobüs yolculuğundan daha çok keyif aldığını çıkarıyorum. Yok hayır, tamamen yanlış bir çıkarım olmuş. Ben uçak yolculuğunu seviyorum ama uçakta muavin olmasını isterim. Çok değişik bir ortam olmaz mı? Tabii ki mesela 20 bin fitte uçarken muavin gelip sigara yakıp benimle dertleşsin. Bir de bence hostesler şeyden dolayı da böyle çok resmi durmaya çalışıyorlar. Sorun çıkarabilecek insanların önüne geçmek için. Yani mesela problemli insanlar uçakta onu mecbursun, sakin tutmak zorundasın yolcuyu. Evet, ne doğru. Olursa olsun. Çünkü durup indiremeyeceğine göre adamı. Ama muavin öyle değil. Muavin uçakta olsun yemin ederim adam atar aşağı. Gel amına kodum sen misin kokan gel siktir git. Evet. Peki benim diyet yapıp aynı kiloda olmama ne diyorsun? Müthiş bir durum yani. Ben diyet yapmazken kilo almamla senin diyet yapıp kilo verememen aynı şey. Aynı şey. Kilo verememem mi? Kilo verememem mi dedim. Saldırıyormuşum ben. Sana. Ben kendim burayı terk ederim. Sen yorulma. İnşallah canım pizza çeker de bir İtalya'ya gideriz. Bu kurda çok zor o. Yani benim canımın bir şeyleri çekmesi kurla doğru orantılı. Euro 30 liraya dayandı. Bence bu kur seni zayıflatır hocam. Benim zayıflamam için kurun 120 TL falan olması lazım. Şşş, sakın öyle bir şey yapma. Sakın. Bırak ben kiloluk alayım. Aynen. Kur düşsün. Aynen sen bu şekilde kal. Benim canım şu ekonomide beyti çeker. Aspava çeker. Yağlama çeker. Ama İtalyan pizzası çekmez. Geçen böyle canım bir fajita çeker gibi oldu. Kendimi tokatladım. Dedim ki kendine gel. Kendine gel aç dünya haritasını bir bak dedim. Meksika dünyanın neresinde? Ankara'ya gitmişken fajitayı da yedim. Gerçi Ankara'da fajita değil de saçita gibi olmuş ama olsun. Evet teşekkür ederiz. Bugün de yemeklerden bahsettin. Sıradaki videoda hangi yemek ziyafetini anlatacaksın acaba? Diyetteyim artık ben. O yüzden diğer bölümde kavurma yemeye karar verdim. Değerli izleyicilerimiz buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz. Nesimeciğim sana da teşekkür ediyorum. Bize hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan anında haberdar olma fırsatını kaçırmayın diye söylüyorum. Güzellik uzmanı pazarlamacılar olur ya. Elinde broşür olur. Ablacığım bir çıksan ben prim kazanıyorum diye. Teşekkür ediyorum bu güzel kapanış için. Kendine çok iyi bak. Evet. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın efendim. Bay bay. Hoşça kalın.